Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepiniz ayrıntılı Osmanlı tarihini ele aldığımız video serimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ayrıntılı Osmanlı tarihini ele aldığımız video serimizde son olarak sizlerle birlikte ele aldığımız konu Çelebi Mehmet dönemi Fetret devrinin sonu konusu Bir videomuzda bu konuyu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu haftaki konumuz ise Celebi Mehmet'in tek padişah olarak saltanat hayatı konusu olacaktır. Biz bu hafta bu konuyu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz videomuza hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. 1413'ten sonra tek padişah olarak hüküm sürdü. Sultan Mehmet Çelebi Fetret devrini bitiren ve Osmanlı devletini tekrar eski gücüne kavuşturan sultan olduğundan Osmanlı devletinin ikinci kurucusu diye de anılmaktadır. Tek padişah olarak Sultan Mehmet Çelebi önce Musa Çelebi tarafından etrafına büyük duvarlar inşa ettirilmiş olan Edirne Sarayı'nda kaldı. Burada kendini kutlamaya gelen yabancı elçileri kabul etti ve devletin üst kademelerine kendi görüşüne uygun atamalarda bulundu. Şeyh Bedrettin Seyhülislamlıktan atılıp ailesiyle İznik'e sürüldü. Ve yerine Sünni ülemanın seçtiği 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 bir kişi getirildi. Mihailoğlu Mehmet Bey de Anadolu'ya sürgüne gönderildi. Musa Çelebi tarafından bir alınan Selanik ve Konstantinopolis yakınlarındaki bölgeler tekrar Bizans'a geri verildi. Sonra Anadolu seferine çıktı. Önce yangın ve kusatmadan kurtulmuş olan devletin birinci başkenti Bursa'ya uğradı. Sonra Ege sahillerine yürüdü. Ayaklanan İzmiroğlu Cüneyt Bey'i sindirerek Selçuk kalesini aldı. İzmir kalesini orada bulunan Şenzyan Sovaliyeleri ile yaptığı görüşmeler sonunda Osmanlı Devleti'ne kattı. Şenzyan Sovaliyelerine durumda yeni bir kale yapmak için izin verdi. Mençeşe Beyliği arazilerinin ço çoğunluğunu tekrar Osmanlı Devleti'ne kattı. 1413'te, ve 1415'te Göller bölgesine yöneldi. Kahraman oğulları eline geçmiş olan eski Hamic beyliği şehirlerini yani Eğridir, Akşehir, Beyşehir ve arazilerini Osmanlı devletine kattı. Sonra 1413'te iki yıl önce Bursa'ya yürümüş olan kendi kuzeni olan Kahramanoğlu Mehmet Bey üzerine giderek Kahramanoğulları ordusuyla Konya Ovası'nda savaştı. Onu yendi. Konya'yı kuşattı. Oğlu Mustafa Çelebi ile beraber esir aldı. Yine de onların canlarını bağışladı. Kuzeni olan Kahramanoğlu Mehmet Bey ile bir barış imzaladı. Sonradan Kahramanoğlu kurnazlığını göster ettirmek için yapılan karşı propagandalara göre Mehmet Bey barış yemini verirken elini elbisesi içinde sakladığı bir canlı güvercin üzerine koymuş ve sonradan bu kuşu azat ederek yaptığı yemini geçersiz saymış olduğu hikayesine tarihlere geçmiştir. Bu barışla birlikte Kahraman oğluna Eskişehir, Kırşehir, Beyşehir, Sivrihisar ve Nide'yi verip hilat giydirip sancak verdi. Kahraman seferinden dönerken Sultan Mehmet Çelebi Ankara'da rahatsızlık geçirdi ve oğlu Yakup Bey'in hekimi Mevlana Sinan tarafından tedavi edildi ve Mevlana Sinan, yani şahir şehi iyi ödüllendirdi. Şeyhi bu tedavinin ve ödüllendirmenin sonuçları olarak başından geçenleri Harname adındaki ünlü metnevisinde değiştirerek hikaye ettiği bilinmektedir. Sultan Mehmet Çelebi buradan Edirne'ye geri döndü. 1416'da Rumeli seferine çıktı. Arnavutluk'taki soyrular Fetret döneminde orada bulunan Osmanlı birliklerini bölgelerinden çıkartmışlardı. Mehmet oradaki Osmanlıların durumunu sahilde Avalonya ve denizden içlerinden Akçahisar Karelerini eline geçirerek güçlendirdi. Mora'ya akıncılar gönderdi. Musa Çelebi'ye destek sağlamış olan Eflak Prensi Mirçe üzerine gitti. Tuna Nehri'ni aşarak Orta Macaristan yollarını kontrol eden ve Osmanlılar tarafından Göğü adıyla anılan Eflak şehrinden çok korunaklı bir hisar yaptırdı. Bu sefer sonunda Eflak Prensi Mirçe Yine Yıldırım Beyazıt zamanında olduğu gibi Eflak'ın Osmanlıların bağımlı bir devlet olmayı kabul etti. Dobroca'nın tamamen Osmanlı eline geçmesini sağladı. Buralara gözünü dikmiş olan Macar kralına gözdağı vermek için Erdel ve Macaristan'a akıncılar gönderdi. Bosna'ya her yıl akıncılar gönderdi. Ve böylece oradaki toprak sahipleri, soyurular Osmanlı etkisine girdi. Ve sonunda Bosna Kralı 2. Tivarko, Tivarko Osmanlılara bağımlı devlet olmayı resmen kabul etti. Buradan tekrar Anadolu'ya geçip Candar, Samsun üzerine yürüdü. İsfendiyaroğulları Timur'dan Kastamonu, Safranbolu, ve etrafındaki bölgeleri almışlar ve kahraman oğulları ile Osmanlılar aleyhine müttefiklik kurmuşlardı. Mehmet bu bölgeleri ve Samsun'u tekrar Osmanlı yönetimi altına aldı. Bu havalide oturan Timur'dan kalan Tatarları ve Türkmenleri Rumeli'de Filibe civarına Tatar pazar merkezli bir bölgeye sürdü. Sultan Mehmet Çelebi'nin padişahlık döneminde Gelibolu'da birinci defa olarak Osmanlı donanması kuruldu. Bu ufak donanma Çalı Bey komutasında 1416 ilkbaharında Ege denizinde Osmanlı ticaret gemilerine devamlı hücum eden Hristiyan Naksos düküne karşı gönderildi. Fakat Filo birden rota değiştirip Trabzon'dan Emita ile geri dönmekte olan Venedik'in Ege'de üssü olan Necroponte yani şimdiki Eriboz'a kaçmayı başardılar. Osmanlı donanması bu limana hücum ettiyse de sonuç alamadı. Bu sırada Petrolered'in kumasasındaki Venedik donanması yakınlarında bulunmaktaydı. Ve bu, ve bu filo Çalıbey'in filosunu Gelibolu'ya kadar takibe geçti. 29 Mayıs sabahı Osmanlı donanması ile Venedik donanması Çanakkale önünde iki devlet arasındaki ilk deniz savaşını başlattılar. Bu savaş öğleden sonra ikiye kadar sürdü ve Venediklilerin galibiyeti ile sona erdi. Venedik donanması yeni Osmanlı donanmasının bütün gemilerini tahrip etti. Yalnız 6 kadırga Venedik donanması Osmanlı donanmasının bütün gemilerini e, tahrip etti. Yalnız 6 kadırga, ve 9 kalyon, kalyota Venediklilere teslim olmuştu. Venedikliler Çalı Bey ve tüm gemi reislere dahil Osmanlı denizcilerinin tümüyle Öldü, tü, 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 Müslüman Hristiyan ayrımı yapmadan esirler dahil öldürülmüşlerdir. Venediklilerin bu hiç kıyımsız Hunhar tutumlarına neden olan, Osmanlı da neden, Osmanlı devletinin Ege denizi üzerinde Venedik tekelini ortadan kaldırması korkuları ve bunu önleme çabaları olmuştur. Bunun sonucunda Osmanlı ve Venedik devleti arasında ilk barış anlaşması yapılmıştır. 1417'de Sultan Mehmet Çelebi'nin bu anlaşmayı resmen imzalamak için Venedik'e gönderdiği elçisi ve mahiyetinin Venedik'te masrafını devletin çektiği çok şahşalı ve büyük bir törenle karşılanıp ağırlandıkları Venedik tarihlerine geçmiştir. 1418-1419'da Sultan Mehmet Çelebi'ye uğraştıran sorun eski Sima Kadısı ve Musa Çelebi'nin Edirne'de hükümdarlığı sırasında Seyhül İslamlık yapmış olan Şeyh Bedrettin'in ve yardımcılarının isyanı olmuştur. Şeyh Bedrettin ailesiyle İznik'e sürül sürülmüştü. 1418'de buradan kaçıp önce Can, Candaroğullarına gitti ama burada fikirleri tut, tutmamıştı. Sinop Kırım Eflak üzerinden Dobruca'da Deli Orman'a gitti. Eflak birinci Mirçe'nin yerine geçen oğlu Mehail'in para ve asker desteğini sağladı. Burada yerleştirilmiş olan çoğu alevi olan ve kendi radikal doktorinlerine fikirleri uyan yoruklardan bir ordu toplamaya başladı ve isteyen bayrağını astı. Bu sırada Şeyh Bedrettin'in Anadolu'da halife olarak geride bıraktığı Börkülce Mustafa İzmir yakınlarında Karaburun yarımadasında Torlak Kemal ise Manisa'da asker toplayıp istihara başlamışlardı. Vezir-i Azam Amasyalı Beyazıt Paşa ve Manisa'da Sancak Bey olan Sehzade Murat bunlar üzerine gönderildi. Amasyalı Beyazıt Paşa Karaburun'da gayet güçlü direniş gösteren Börkülce'yi mağlup etti. Ve sehsade Murat ise Torlak Kemal'in hakkından geldi. Bu iki iş asılarak idam edildiler. Fakat bu yörelerde Şeyh Bedrettin'in fikir ve önerilerine devamlı inanan bulunmaya devam etti. Oradan Rumeli'ye geçen Vezir-i Azam Amasyalı Beyazıt Paşa, Şeyh Bedrettin'in üzerine gitti. Ve isyancılar çok direniş göstermeden Şeyh Bedrettin'i ele geçirdi. Serez'de yapılan bir yargılama sonucunda Şeyh Bedrettin orada idam edildi. Sultan Mehmet Anadolu'ya yine dikkatine çekti. Saruhan ve Menteşe beylikleri daha önceden ortadan kaldırılmıştı. Sıra güneyde Antalya yöre, yörelerine, Teke oğullarına gelmişti. Ve buradaki beyliği de ortadan kaldırdı. Batı Anadolu'da sadece Osmanlılara her zaman yardım etmiş olan Germiyanoğulları beylik olarak kaldı. Ama bu beyliğe ait Afyonkarahisar ve Kütahya şehirleri Osmanlı idaresine verildi. Sultan Mehmet Çelebi'yi sonra ilgilendiren sorun ise Ankara Savaşı sonunda kaybolması olan kardeşi Mustafa Çelebi oldu. Bunu iddia eden bir kişinin bu savaştan 18 yıl sonra ortaya çıkmasıydı. Birçok tarihçinin gerçek Mustafa Çelebi olduğunu kabul ettiği ama sonradan Osmanlı propagandası ile Düzmeci Mustafa adı verilen bu kişi, Venedikliler yardımı Teselya ile Selanik'te kendini 1418'de Osmanlı Sultanı olarak ilan etti. Sultan Mehmet Çelebi Anadolu'da bulunduğu için ve sadrazam ise şey, Bedrettin ile uğraşmaktayken Edirne'ye doğru yürüme imkanı buldu. Fakat Sultan Mehmet Çelebi hemen Trakya'ya geçip Mustafa Çelebi, Mustafa Çelebi üzerine yürümeye başladı. Ve Mustafa'nın ordusu bozulup eridi. Mustafa ise bir daha sonra sığınmak zorunda kaldı. Sultan Mehmet Çelebi 26 Mayıs 1421'de Edirne'de bir sürek avı sırasında At sırtında felç oldu. Düştü ve yaralandı. Ölüm döşeğinde Vezir-i Azam Amasyalı Beyazıt Paşa ve Vezirleri İvas Paşa ve Çamlaralı İbrahim Paşa'yı çağırıp Çe Tez oğlum muradı getirin. Ben bu döşekten kalkamam. Murat gelmeden ölürsem fethine çıkar. Tedarik görün. Ölümümü gizleyin. Vasiyetinde bulundu. En çok Selanik'te bulunan Züzmeci Mustafa'dan çekinilerek Amas ya da vali olan Murad'ın Bursa'ya ulaşmasına kadar 42 gün ölüm haberi gizlendi. Osmanlı padişahları arasında ölümü gizlenen ilk padişah oldu. Durumundan kuşkuya düşen ve ayaklanmaları güçlükle önlenen askerleri yatıştırmak için askere geçiş yap, yapılıp yaptırılıp bu sırada mumyalanmış şehidine kaftan giydirilip basına sarık konulup pencere önüne oturtulduğu kollarının oynatıldığı rivayet edilir. İkinci Murat Bursa'ya gelip tahta çıkmasından sonra cenazesi Edirne'den Bursa'ya götürülerek yeşil türbeye defnedildi. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda Mehmet Çelebi'nin tek padişah olarak yönetimi konusunu ele alıp bu konu hakkında sizlere bilgi vermeye çalıştık. İnşallah önümüzdeki haftaki konumuz ise Mehmet Çelebi'nin kişilik özellikleri konusu olacaktır. Öncelikle hepinize videomu buraya kadar İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Videomu izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun, Allah'a emanet olun inşallah.